Evet arkadaşlar, tekrardan selamun aleyküm. Herkese merhaba. Bugün bir önceki videoda kalan tavuğumuzun geri kalan parçasını değerlendireceğiz. Burası neresi? Göğüsü. Bunu şiş yapmayacağız. Bunu bildiğimiz ızgaralık yapacağız. Onu da çok lezzetli yapacağız. Şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, size birçok kez tavuk parçalama videosu yaptım. Ve çok şekilde teknikler var. Yani kaburgayı ayırmak için hiç düşünmeye gerek yok. Şurada gördüğünüz bir yağ tabakası. Aynı şekilde şurada da bir is tabakası var. Hemen hizasından böyle yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadım bakın. Sadece bıçağı sürdüm. Olay bitti. Aç. Yallah. Evet. Bunun da zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Hemen cart diye kelebeğini de çıkartalım. Siz abilerimiz, ablalarımız bunu ne yaptı diye hiç düşünmesin. Evet. Kelebekini de çıkartmış olduk. Evet. Kelebek de tamam. Bunu ister kedilere verin, ister köpeklere, size kalmış. Bunu ortadan keserseniz çıtır olur. Böyle bırakırsanız kelebek olur. Böyle kalsın. Uçmaya devam etsin kelebekçik. Evet abiler. Şimdi bunu ayırmaya gelince buradan böyle vuruyorsunuz. Buradan da böyle. Hop. Şurayı şöyle mesela birazcık açalım. Kıkırdaklarını da bıçak yardımıyla alalım. Hatta direkt ortadan ikiye böyle. Burada lades kemiği vardı. Kıkırdağını çıkartıyoruz. Evet. Şimdi bunları marine öncesi işlemlerini halledelim. Bunları arkadaşlar, abiler, ablalar fileto şeklinde keseceğiz. Yani hiç kuru bir göğüs yemeden gayet sulu lezzetli bir göğüs yiyeceğiz. Yalnız bunlar da harbi göğüsmüş yani. Bunu öyle 3'e 4'e bölmeyeceğim. Sadece 2'ye böleceğim ve bırakacağım. Bakın. Kalınlığı görüyorsunuz. Kalın olsun. Hiç önemli değil. Aynı şekilde bunu da aynısını yapacağım. Elinizi böyle koyuyorsunuz. Altından girin. Bıçak elinizin altında ileri geri olduğunu hissedin. Çünkü hissetmezseniz bu işi yapamazsınız. Burası yine kalın. Hiç sıkıntı değil. Kalın kalsın. Şimdi böyle bir kap alın elinize. Bunun içine neler koyacağız? Bugün bu aralar soslulardan gidiyoruz. Her şeyimiz soslu. Şimdi içine biraz limon. Şöyle sıkın. Bu marinasyon için. Sıkın bolca, sıkıntı yok. Çekirdeği alalım. Zeytinyağı. Şöyle dökün. Şimdi zeytinyağı olmasa, başka bir şey olsa olur diyenler olabilir. Tabii ki de olur, sıkıntı yok. Domates suyu. Bir küçük ya da yarım, fark etmez. Az bir şey sarımsak. Bir diş kadar sarımsak. Bu sarımsak olayı üstünde kalacak etin. Aroma versin diye. İçinde kalacakken, pişerken de duracak. Biraz soğan suyu. Yarım soğanın suyu. Hatta gerekirse birazcık da soğanın kendi tanelerinden. Atalım. Şöyle güzelce. Ondan sonra bir tutam kadar kekik, bir tutam kadar hafif kuru nane. Bunu bir güzel karıştıralım. Gayet duru ve sade bir sosumuz oldu. Biraz da içine tuz, başka şeylerden koymanıza gerek yok. Mesela başka şeylerden kastım kırmızı toz biber vesaire falan fişman koymanıza hiç gerek yok. Zaten koyduğumuz şeyler gayet aromatik. Bunları güzel bir karıştıralım. Her bir tarafı zeytinyağından, limon suyundan, domates suyundan feyzini alsın. Yani ölçüler böyle. İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Farklı şeyler de koyabilirsiniz. Bunları yaklaşık 1 saat, minimum 1 saat, 2 saat bırakacağız, dinlenecek. Zaten hemen rengi değişti. Bakın limon çok acayip bir şekilde etkisini gösteriyor. Dinlendirdikten sonra
pişim aşamasında görüşmek üzere inşallah. Şimdi sıra geldi. Gayet güzel, nizamlı ve intizamlı sosladığımız bu yavrulara. Şöyle bakın, cazırtıyı cüzırtıyı görebiliyorsunuz. Bunlar yağlı olduğu için hiç korkmayın. Yağlı, limonlu, harika, tül şahane, et parçaları, sarımsak, soğan, hepsi var bunda. Oh yarasın. Evet, bütün parça, 4 parça var zaten. 4 parçanın 4'ünü de böyle koyalım. Hadi 4'üncüyü de yatıp koyalım şöyle. Bir yer kalmayacak diye bir şey. Evet. Evet abiler. Bu yavrular buradıkta pişe dursunlar. Biz de pişim seyrini seyretmeye devam edelim. Şimdi size ne vaat etmiştim? Size ne vaat etmiştim? Lokum gibi yumuşacık göğüs eti. İşte bu vaadimi tutuyorum. Nasıl yapıldığını gördünüz. Hiç soslamadan dahi bu eti istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Nasıl mı? Sadece sıvı yağ. Sadece sıvı yağ üstüne gezdiriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bundaki püf nokta şu, onu da söyleyeyim değerli abilerime, ablalarıma, kardeşlerime. Püf nokta, tavuğun göğsü yanlardan böyle gördüğünüz gibi beyazlaşmaya başlıyor. Bakın, zoom yapalım daha iyi net görün. Bakın şurayı görüyorsunuz zaten. Şuraya zoomlanmış. Buralar da öyle. Zaten yapışmadığını fark ediyorsunuz. Bakın. Yapışmadı arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Gözünüzün önünde kaldırıyorum. Bakın. Bak görüyor musun? Bu biraz daha pişsin böyle. Bu var ya, uf, şelale şelale. Hiçbir şey yemezsiniz. Oturur bunu yersiniz ya. Hatta bunun yanında elinizi, ayaklarınızı, her tarafınızı yersiniz. O derece güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Heh, şimdi diyeceksin ki Recep, bunu daha önce denedin mi? Evet denedim ama soslusunu yemin ediyorum ilk defa deniyorum. Yani bu sos olayını da Çinli limon koyuyorum, kekik koyuyorum, nane koyuyorum. Birçok şey koyuyorum. Ve en sonunda tadına bakıyorum. Cümbüş nasıl acaba? Yani bu karışım güzel mi, kötü mü? Yoksa hiçbir halta yaramaz mı? Yaramazsa niye yapayım diyorum ve farklı şeylerle tatlandırmaya çalışıyorum. Bunun içinde bir tane bile acı yok. Fark ettiyseniz. Birazcık pişsin, kızarsın. Hemen öbür tarafını çevireceğim. Çünkü birazcık kalın bu etler. Ara ara pişimlerini göstermeye devam edeceğiz inşallah. Evet abiler. Bakın şimdi. Size anlatmak istediğim olayı görüyorsunuz. Üst kısım kalın olduğu için birazcık kırmızı. Ama şu kısma bakın. Bak hafif kuruduğu için yapışmış. Şimdi bunu buradan bir çıkartalım. Bak gördün mü? Gözünüzün önünde yapıyorum ya. Bak hiçbir şey yok. Hop ters çevir. Bak hiçbir şey yapmadım. Kesinlikle sizden önce bir oynama falan yapmadım. Bakın zaten görüyorsunuz hafif yapışanlar yerler var. Onlar da çok fazla ateşe maruz kaldığı için. Bak. Görüyor musun? Bak. Hiç. Hiçbir şey bak. O kadarcık olacak tabii, onu da şey yapmayın. Bak bu kadar. Bir 2 dakika sadece. Sadece 2 dakika öteki tarafı pişecek. Bunun kadar kızartmayacağım orayı. Ve ondan sonra görün lezzeti. Lezzetül şahane, dehşetül vahşet, harika bir et. Ne kadar da güzel kafiyeli oldu. Evet, pişerken görüşürüz. Evet sevgili abiler, ablalar, arkadaşlar, minimum bacılar, kardeşler. Hangisini isterseniz o. Hiç fark etmez. Bakıyoruz. Hop. Şıkırt şıkırt. Bak. İçinden akanlara bak. Bak bak bak. Şöyle bir zoom yapayım ya. Siz uzaktan göremiyorsunuz. Şöyle bir yaklaştırayım, yaklaştırayım. Şimdi bir tanecik daha dilim keseyim şöyle. Oh, yarasın tosunu. Bak şimdi. Oh bak. Nasıl da sulu. Evet abiler. Hemen tadına bakıyoruz. Sağ elle tabii ki de. Vallahi şöyle söyleyebilirim. Harika bir sos olmuş. Soğan sarımsak zaten. Soğan sarımsak.
Soğan sarımsak zaten ayrı bir lezzet katıyor. Ayrı bir tat katıyor. Yani yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle kötü bir tat yok. Kesinlikle kuruluk yok. Harika bir şekilde pişiyor. İsterseniz bunlara da bakalım. Hiç tereddütte kalmayalım. Bakın. Abicim bu olay bu ya. Vallahi bak. Bu kadar pişireceksin. Tavuk göğsü bu kadar pişecek. Tamamen kurumayacak. Bak. Görüyor musun? Bembeyaz. Pamuk gibi. Evet abilerim, ablalarım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoları başka platformlarda, yani sosyal medyalarda paylaşarak bana destekte bulunabilirsiniz. Sizin sayenizde buralara geldim. Sizin sayenizde daha yukarılara da çıkabilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bay bay.